Genel işletme dersimizin 3. ünitesi etik ve sosyal sorumluluk. 3. üniteye ilişkin birlikte bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi etik açıdan kabul edilebilir davranışı tanımlar? A. Yasal olması etik olması için yeterlidir. B. Hem yasal olan hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilebilir olandır. C. Bireyin kendi standartlarına uygun davranışları etik açıdan kabul edilebilir olandır. D. Etik davranışın ne olduğu bireyin özgür seçimine bağlıdır. E. Yasalar dışındaki tüm davranışlar etik açıdan kabul edilebilir. Bu soruda temel amacımız etik ile yasa arasındaki farklılıkları ve örtüşmeleri gözden geçirmek. Sadece yasal olanın etik olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında toplumun genel kabul görmüş, toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmiş davranış kurallarına, standartlarına uygun davranış etik alanı kapsamında yer alır. Dışsal kontrolün yoğunluğu açısından insan davranışlarını 3 alana toplayabiliriz. Bunlar yasal alan, etik alan ve özgür alandır. Özgür seçim alanıdır. Bu 3 kategoriden 3 kategorinin bir ucunda yasal alan, diğerinde özgür seçim alanı bulunur. Arada kalan alan ise etik alandır. Etik alanda belirgin bir yasa yoktur. Ancak etik davranış konusunda birey ya da şirkete yol gösterecek toplumda genel kabul görmüş ilke ve değerlere dayalı davranış standartları söz konusudur. Bu norm ve standartlar yasaların kapsamı alanında değildir. Dolayısıyla etik alanda yasaların bir yaptırım gücü yoktur. Etik açıdan kabul edilebilir davranış hem yasal olarak hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilebilir olandır. Hukuk alanında yasal standartlar, etik alanında toplumsal standartlar, özgür seçim alanında da bireysel standartlar söz konusudur diyebiliriz. Sorumuza geri dönecek olursak, etik açıdan kabul edilebilir olan davranış, hem yasal olan hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilebilir olandır. Yani doğru cevap B.